Tamam. Merhabalar. Sayın Genel Başkanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Nasılsınız? İyi, sağ ol. Teşekkür ederim Sayın Genel Başkanım. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Güzel. Kitabımızı size takdim ediyoruz. Güzel. Tamam. Tekrar yine hoş geldiniz. Hüseyin Bey, siz misiniz? Hüseyin Bey. Ayrıca şunu da söylemek isterim. Abdülhamit Bey'le biz Konya'da birebir mücadeleden bir ay boyunca yani CHP'nin kazanmak için gereken Hüsnü Cömert nerede? Hüsnü Cömert. Eyvallah. O Gerede. Eyvallah. O Gerede'ye yerleri. Hüsnümüzü söyle. Tamam. Yok. Hoş geldin. Hoş geldin başkanım. Ankara'da görüşürüz. Evet. Sayın Genel Başkanım. Eyvallah. O Karatürkçe Hasan. Dış kapıdan. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim. Eyvallah. Arkadaşlar. Nasılsınız? İyiyim. Hamdolsun. Sağ olun. Siz nasılsınız? İyiyim. Biz de iyiyiz. Çok şükürler olsun. Yalnız nasılsınız? Yoksa beraber çalıştığınız bir şey var mı? Şu an abimin hanımı yok. Evet. Cenazemiz vardı. O yüzden tek başıma başlıyorum. Tamam. Başınız sağ olsun. Sağ olun. Allah razı olsun. Çay ikram ediyorum. Yok, sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Boyabatı ve boyabatları çok seviyorum. Ben de sizi çok sağ seviyorum. Olun. Çok teşekkür ederim efendim. Hayırlı işler diliyorum. Sağ olun. Etiket değiştirmeye yetişemiyoruz yani ekonomimiz evet. Güzel olduğu için. Evet, sıkıntılı. Etiket değiştiremiyoruz. Evet. Bu aynı etiket değiştiriyoruz. Bu bugün evet. 20 lira, yarın 25 lira. Evet. Üstüne koyuyorlar. Evet. Siz de makul etiketten satıyorsunuz tabii. Mecburen öyle satıyor. Aldığımız fiyat, evet. Bunu evet. Aldığım fiyata sattığım zaman iyi açtım dükkanı. Ama evet. Bunu 20 liraya alıyorsam 25'e satmak zorundayım. Yarın 25 alıyorum 30'a satmak zorundayım. Evet. Enflasyon öyle. Bildiğimiz gibi takla attı. Öyle. Peki, değiştireceğiz inşallah. 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 Sayın Başkanım. Hadi bakalım. Eyvallah. Sağ olun. Arkadaşlar isterseniz diğer dükkanı alalım çünkü içerisi doldu. Yan tarafa alalım. Açılır dükkan. Ses almam lazım. Evet. Sen geç. Evet. Nasıl işler? Allah pandemide böyle zaten sıkıntı. İnşallah. Evet. Aynen maalesef. Evet. İnşallah. Tek görüşürüz. Umudum sizde. Sayın Başkanım. Hepsini düzelteceğiz. İnşallah. Gerçekten yani samimi olarak ifade ediyorum. İnşallah. Çok büyük sıkıntı var biliyorum. Esnafın büyük sıkıntısı var biliyorum. Evine ekmek götürmekte zorlanıyor biliyorum. Vatandaşın geliri çok düşük. Alışveriş yapmakta zorlanıyor biliyorum. Ama bütün bunların hepsi düzelebilir. Ne düzeltecek? Sürop teşkilatından da memnunuz. Hepsi yani evet. En azından güler yüzlü insanlar. Biz tanıdığımız insanlar, sevdiğimiz evet. insanlar. Evet. Allah umudumuz sizde şu anda. Sağ partiliyiz ama bundan sonra CHP'liyiz yani. Eyvallah, 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 eyvallah. Eyvallah. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Sayın Başkanım, ayağınız sağlık. Hoşçakalın. İnşallah başarılı. Eyvallah. Yerel gazete. Yüzde tamam. Kaç ülkede gidiyor? Yani değişiyor aslında. Değişiyor. Aynen. Hasta sayısına göre değişiyor tabii ki. Covid'in etkisi oldu mu size? Aslında şöyle Covid'le birlikte açıldık gibi oldu biz. Geçen sene Şubat ayında açıldık. Evet. O yüzden çok önceyle kıyaslama yapamıyoruz. Evet, diğer eczaneler gibi. Evet, Mart'ta evet. Başladığı için pandemi. Evet, evet. Yine şükürler olsun tabii. Evet, bir düzenimiz var Allah'a tabii, şükür. Tabii. Yani. Neyse biz en çok kozmetik ürünlerinin satılmasını isteriz. Yani hasta çok az olsun. Aynen keşke. Hep hasta çok az olsun. İnsanlar bu. Sağlıklı olsunlar. Aynen. Dolayısıyla insanlar kendi ne diyelim güzellikleri için harcasınlar. Aynen. Evet inşallah. Evet. Peki efendim. İkram edebiliriz. Yani şimdi bu yoğunluk var. Hoş geldiniz. Engin Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş geldin. Hoş geldin size. Selam verelim başkanım. Eyvallah. Merhaba. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Şükürler olsun. Siz üstler ağabeyim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Ayağınız sağ olun. Ayağın başına hoş geldin. Hoş bulduk. Günde ortalama kaç şirkete geliyor? Günde ortalama... Eczacanım. Yani 60 ortalama. 60. Pandemi etkiledi mi fazla? Ya biz bir senelik bir eczaneyiz. Açtıktan 10 gün sonra pandemi başladı zaten. Başlamış. Evet, evet. Hep o durumdaydık. Burası da hep neredeyse vakanın fazla olduğu bir bölge öyle. Oldu. Öyle. Maalesef en başından beri pandemi reçeteleri karşılıyoruz. Bakıyorum bütün kurallara uygun davranıyorsunuz. Bizim normalimiz oldu. Normalimiz oldu, evet. Açtıktan hemen sonra şu bölgeyi hiç kullanamadık evet, biz yani. Evet, evet, doğru. Eczaneye yakışan da bu zaten. Peki efendim. Bir şey ikram edelim diyor musunuz? Evet, selamlar. Aleyküm selam başkanım, hoş geldiniz. Eyvallah, eyvallah. Hoş geldiniz. Arkadaşlar bize bakın. Hoş geldiniz. Merhabalar.
Basın gelecek sanırım. Evet. Ya Türkiye'de var mı? Türkiye'de tanımıyorum, bilmiyorum ilkim. Bir daha geç kalırsan. Ama size ricam şöyle. Önünde yanım. Yok buradan değil, dışarıdan değil, dışarıdan. Yani rezalet olmaz. Böyle var abi. Bakıyorum bir tamam, genel başkanım. Genel başkanım. Genel başkanım. Buradan da alalım. Buradan alalım. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben tutayım. Lütfen size. Ya zahmet etmeyin. Ne zahmet olur mu? Estağfurullah. Günde ne kadar şey yapabiliyorsunuz? Günde en düşük 20 sayı başkanım. İşler çok zor. Fiyatlar açtı gidiyor. İş yok. İş verenimiz bizim için işsiz kalmaması için bu şekilde devam ediyoruz. Çünkü fiyatıda iş yok. Nereden öğrendiniz dönerciliği? Hayatım boyunca lokantalarda çalıştım. İki yıl oldu buraya başlayalı. Kulaklar için nasıl bir Bekir ustamız vardı, Bekir babamız. Meraklı olduğumu gördü, dedi gel dedi. Onun sayesinde aldı başını gidiyor. 8 aydır kendim yürütüyorum. Bekir baba ne yapıyor şimdi? Bekir baba rahatsızlandı İstanbul'da, emekli. Bana devretti, gitti. Güzel. Ama işleri iyi değil. Tabii durdum, çok kötü. Görüşürseniz Bekir babaya benim selamlarımı söyleyin. Aleyküm selam. Ayrıca iyi bir usta yetiştirdiği için de teşekkür ettiğimi söylüyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun başkanım. Afiyet olsun. Çok teşekkür olsun. Ederim. Afiyet olsun başkanım. Şöyle hemen. Ben birlikte fotoğraf alabilir miyim? Tabii ki. Tabii ki. Eti nereden alıyorsunuz? Etimizi Boyabıt'ımızın kasabından alıyoruz. Ziyerli etimiz. Güzel. Ziyerli. Tadı güzel ama. Gerçekten güzel. Bir de başkanım el lezzeti denilen bir şey var. Evet. Severek yapıyorum işimi. Hanım eli deyince. Elin lezzeti. Hanım eli deyince daha iyi oluyor tabii. Yani biraz evet, daha farklı evet, oluyor. Evet. Abi girme. Peki. Geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Bizi onur ettiniz, mutlu ettiniz. Her daim bekliyoruz sizleri. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Bir gün olur inşallah bizi Ankara'ya davet edersiniz. Seve seve gelirim. Beni getirirseniz çok sevinirim sizin makamınızda. Sizinle karşılıklı bir kahve. Sağ olun. Çok mutlu oldum. Çok sağ olun. Hoşça kalın. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. Kaç yıldır yapıyorsun bu işi? 25 senedir. Günlük gelirin ne kadar? Ben de 10 yıldır başladım. Evet. İşler kahveler açık olunca, esnaf dışarıda olunca işler uzun oldu. Ama ihtimal kadar olunca çıkan çıkamıyor. Evet. Kahveler kapalı. Evet, kahveler kapalı. İzlediğiniz için zor sürdü. Evet. 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 Sıkıntı da sürdü. Ya sıkıntı. Evet. Öyle böyle değil. Akşam eve giderken yani bir ekmek getirip bir daha zor getirdim. Benim de hastane yemeği kalmıyorum ama. Yardan bir ekmek getirip bir daha zor getirdim. Yorumu gözlüyor. Ben ona bakıp gidiyorum. Ona yardımcınız olsun. Ama huzursuzluğa kapılmayın. Yok huzursuzluk kapılmayacak. Tamam güzel. Gözleyeceğiz inşallah. Arayın hani. Nasılsınız? Gelin yok. Yol güzel geldi. Boşaltıyoruz. Çok güzel bir dükkanınız var. Teşekkür ederim. Kaç yıldır yapıyorsunuz? Görüşlerini alıyorum. Umutsuz olmamalarını istiyorum. Hayata sıcak bakmalarını istiyorum. Türkiye güçlü bir ülkedir. Bütün bunların hepsini aşabilir. Aşmak zorundadır. Bunu aşmanın yolu da ahlaklı bir siyasetin iktidara gelmesidir. Temiz bir siyasetin iktidara gelmesidir. En büyük arzumuz da bu zaten. Efendim tekrar bebek ayakkabıları da satın. Hangisi düzgün ki? Evet. Her şey fiyatlar. Üç katı mı? Satış yok. Akşama kadar oturuyorum. Evet. Yürüyelim. Arkadaşlar bir açalım. Allah iyilik versin. Şeref verdiniz. Hoş geldiniz. Boyabat'ı seviyoruz. Biz de sizi seviyoruz. Sağ olun. Nasıl işleriniz? Valla işler iyi dersek yalan söylemiş oluruz. Evet. Gerçekten kirayı veremiyoruz. Kredileri ödeyemiyoruz. Evet. Sıkıntılar diz boyu yani. Diz boyu evet. Önce Allah'tan sonra sizlerden. Evet. Yardım bekliyoruz yani. İnşallah hayırlısı olur. Allah'ın izniyle çözeceğiz. Desteğinin sonuna kadar sizlere sağ inşallah. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Allah size kolaylık versin. Sağ olun. İşleriniz nasıl?
Defter kitap satabildiniz mi bu dönem? Yeteri kadar satamadınız. Burada zincir mağazalar var mı? Sağda sahipte 10-12 tane var yani. Onlar zaten maşallah her şeyi götürüyorlar. Evet. Biraz sıkıntılı bu dönem. Evet. Bir aynı sıkıntılı. Sıkıntılı. İnşallah aşacağız. İnşallah. Aşacağız. İnşallah. Aşacağız ve Türkiye'yi güzelleştireceğiz. İnşallah. Huzur gelecek. Sana gelsin. İyiyim iyiyim. Kaçsimiz satıyorsun ki? En iyi. Dur bakalım parasını vereceğiz herhalde. Ver bakalım. Ver. Al bakalım. Her ikisi bir daha var işte. Benim yerime bir tane gariban gelirse simiti ona bedava vereceksin. Tamam mı? Söz mü? Tamam. Eyvallah. Başkanım hoş geldin. Kaça gidiyorsun? Lise 1 başkanım. Lise 1. Dersler nasıl? En sevdiğin ders hangisi? Matematik. Bir daha yapıyoruz. Hadi bakalım. Görüşürüz. Hesap kanal ya. Şu adam değil. Haftada bir tane araba gönderebiliyor. Bomboş diyor, bomboş veriyor. Evet. Her şey sıkıntı. Vergin ödeyebiliyor mu? Bayburun ödeyebiliyor mu? İşçinin parasını verebiliyor mu diye sordu. Yok. Sadece kapatıyor. Başka bir şey yok. İnşallah Allah yolumuzu hayırlıdır inşallah. Aşacağız. Yolu başlıyor. Aşacağız. İnşallah. Kararlıyım aşacağım. İnşallah. Bekliyoruz. Umudumuz var. Aşacağız. Umudum. 97. Dükkan değil. Esnafı 97'den başlıyor. Dükkanda 15 yıllık falan. Size mi ait kira mı? Kira. Nasıl vaziyetler şimdi? Valla ne görüyorsanız o. Evet. İyi değil yani. Hem pandemi hem mevcut ekonomik krizler. Evet. Krizi geçti gördün. Ekonomik buhran var gerçekten. Evet. Çok ne yazık ki. Büyük sıkıntı içindeyiz yani. Esnafın hali belli. Evet. Pandemide son 2 aydır işte 1.000 lira, 3 aydır 1.000 lira destek aldık. Evet. Öncesinde 2 ay işletmem kapalı kaldı. 1 lira alamadım mesela. Evet. Yani destekler zaten zayıf. Avrupa'nın çok gerisindeyiz. Gerisindeyiz. Tabii. Söyleyecek çok şey var da artık her şey söylenmiyor. Neyse Almanya, ama herkes görüyor. Almanya bizi kıskanıyor neyse. Evet. Öyle. Öyle diyorlar değil mi? Almanya kıskanıyor. Aynen, Yunanistan battı. İskandinav ülkeleri battı. Evet, hepsi batık. Öyle. Biz de uçuyoruz gördüğünüz gibi. Ben çayınızı içtik. Çok teşekkür ederim. Helal olsun. Helal hoş olsun. İnşallah düzelteceğiz. Teşekkür ederim. En ufak bir endişem yok. Beraber düzelteceğiz inşallah. 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 Hadi hoşçakalın. Keyfiniz nasıl? Maşallah. Hoş geldiniz. Güzel. Hoş geldiniz efendim. Evet. Kaç yıllık pastane? Efendim biz 39 yıldır burada bu işi yapıyoruz. 39 yıl. Evet. Maşallah. Baba mesleğimiz. Biraz geri alalım. Babadan devraldınız. Evet. Babamız var. Ama şu an biraz geri alalım. Bugün de size özel zincir uyuşturması yaptık. Evet. Sevdiğinizi duyduk. Evet. Biz de çok güzel bu. Evet. Size özel hemen ikram edebiliriz isterseniz. Daha önce bir sefer halletmiştim. Sen yine ver. Çok teşekkür ederim. Evet. Çok sağ olun. Başınız varsa ikram edebiliriz. Lütfen arkadaşlar. Evet. Kaç kişi çalışıyorsunuz? Şimdi biz burada 14 kişi çalışıyoruz. 14 kişi çalışıyoruz. Evet. Çoban, hemen servis edelim çoban. Hızlı bir şekilde. Bu şöyle buyurun efendim. Süt var, incir var. Evet, süt, incir ve şeker. Şeker. Evet. Erdoğan Bey, misafirimize doğru Erdoğan Bey, Kadim Bey'e şey basarız. Kapanları verin, ne sağlık. Afiyet olsun. Çok güzel. Şöyle buyurun. Bu başka bir yerde de yapılır. Yani boya başa verecekler ama yani boya batı. Buyurun. Biraz daha sağlıyor, o şekilde. Evet, tamam, bu taraf kıyafı geldi. Çok teşekkür ederim. Başkanım, afiyet olsun. Afiyet olsun başkanım. Evet. Sağ olun, biz teşekkür ederiz. Helal edin. Ne demek, helal olsun, afiyet olsun. Tabii değil misin? Başkanım. Tamam, teşekkür ederim, sağ olun. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Eyvallah. Ben 2009'dan beri engelliyim. 2009'dan beri engelliyim. Trafik kazası mı yoksa? Yüksekten elektrik akımından attı beni. Ben normalde uzun yol sorayım, dış olabildim. Artık ne emekli olabildim. Sigortam yetmiyor, mahallen emekli olamıyorum. Yani maaşım 900 lira maaş alıyorum. Evim kira, kiram geçinemiyorum. Mallık değil mi? Mallık değil, sakat maaş alıyorum. Evet. 900 lira sakat maaş alıyorum, yetiştiremiyorum. Evet. Benim günlük 30 lira masrafım oluyor. Hani aylık nasıl geçineyim ben?
Benim bir de arabam yok. Bu arabanın ETT'lerim için patladı. Evet. Bana bir araba lazım. Nasıl bir araba? Bu Akülü olacak. Akülü olacak. Sana bir Akülü araba göndereceğiz. Tamam. Efendim trafik olmalı. Tamam. Peki bunlar nasıl itibat koyacağım? Bizden sen itibat hiç merak etme. Ben sana anlayacağım. Tamam. Milletvekilimiz burada. İtibat, tamam. Sinop milletvekilimiz. Çok sağ olun. Barış kardeşimiz.